Ablacığım sana da soralım. Buyurun. Ekonomiden memnun muyuz ilk öncelikle? Ekonomiden bahsediyoruz ama. Evet, memnun değiliz. Neden memnun değiliz efendim? Yani her şey %100 zam oldu. Yani 2022'ye de aslında birazcık rekor zamlarla uyandık. Doğalgaz, elektrik, aynen, su olsun. Aynen doğru diyorsun. Neden böyle oldu ablacığım sen? Neden mi? Şu anda dolarlar hepsini sattılar, bitirdiler. Dolar da durmadan kalkıyor. Ondan sonra şimdi hukuk yok, adalet yok. Ondan sonra böyle olur işte. En büyük derdimiz, sıkıntımız hukuksuzluk ve adaletsizlik mi sizce? Tabii yani şimdi hapishanelerde bir sürü kanser hastaları var. Bir sürü çocuk var. Ondan sonra bunları boş boşuna orada niye tutuyorlar? Bir sürü cezaevi yapmışlar. Bir sürü şey yapsın, fabrika yapsın. Yani dünyanın en büyük cezaevisi yapmış Bursa'da. Dünyanın en büyük ikinci. Kimleri koyacak o cezaevlerine? Bizleri mi koyacak herhalde? O zaman fabrika yapsaydı, bu gençler de çalışsaydı ekonomiye de bir destek olurdu. Yurt dışında böyle mi? Herkes çalışıyor, bir sürü maaş alıyorlar. Buraya gelip tatil yapıyorlar. Biz burada memlekete gidemiyoruz. En son tatile ne zaman gittin abi? Vallahi en son 2017'de. 2017'de? Evet. Ekonomik anlamda biraz daha iyi olduğumuz dönemlerde. Yani. İyi değildi de iyi gibi işte idare ediyorduk. Peki şimdi nasıl düzelecek abla? Nelerin olması lazım düzelmesi için? Abi ben konuşabilir miyim? Tabii ki. Ya, düzelmesi için bence değişim gerekiyor artık. Son 10 yıldır zaten iyi gitmiyor. Ya şimdi AK Parti ilk 10 yıl iyiydi. Son 10 yıl o eski AK Partiler yok artık. Neden yok oldu diyelim o zaman? Neden o 10 yılla bir 10 yıl farklı, bir 10 yıl farklı oldular? Ya eskiden daha iyi yönetiyordular. Bir sürü ayrıldılar yani ona mesela. Ayrılmak ekipleri gitti. AK Parti kurulduktan beri kötü yönetiyor ve ya 10 yıl 10 yılla yapmasıyla bir alakası yok. 10 yıl 10 yıl ayırmakla hiçbir alakası yok. Önce iyiydi. Son 10 yıldır kötü gidiyor. Her şey kötü. Adalet bitti yani. Onu diyorum. Abla, yönetime geçtikten beri hala kötü. 2009'da ondan sonra yani berbat. Son dönemleri kötüydü. Ondan sonra ben zaten oyumu vermedim. O ilk 10 yıllar vermiştim. Ondan sonra vermedim. İçim sıkıntısı çekiyor muyuz abi? Çekiyoruz. Kira veriyorum 1,5 milyar. Doğalgaz geldi 400 lira. Ondan sonra... Askeri ücretle mi geçiniyorsunuz? Yani. Yetiyor mu? 4250 lira da oldu. Ailem destek ediyor bana. Yani yetmiyor. 3 tane çocuk okutuyorum. Eğitim de sıfır zaten. Eğitim berbat. Artık çocuklar bir telefonu bile çocuklara çok görüyorlar ya. Lüks deniliyor efendim. Ben bunları izliyorum YouTube'dan. Öyle sinirleniyorum ki diyor ki telefonunu çıkar. Ya bu çocuklar hepsi bir telefonu hak etmiyor mu? Niye olmasın ya? Herkes hak ediyor. Niye? En iyisini hak ediyorlar. Bunlar olmasa ülke ne olur? Yani bunlar bizim geleceğimiz. Çocukları bir telefon, baksana bu gençlerin cebinde bir kuruş para yok. Hiçbir şey içemiyorlar, yiyemiyorlar. Niye yani? Bunların en az ceplerinde bir 100-200 lira para olması lazım. Minimiz para mı var yani? Yok yani. Hepsi boş geziyorlar. Kimsede para yok. Her şey pahalı zaten. Bir şey alınmıyor. Böyle giderse zaten bilmiyorum ne olacak. Düzelir mi peki abla? Bu zamlar geri düşer mi? Tekrardan fiyatlar eski seviyesine düşer mi? Yok yok. Dediğim gibi bak son 10 yıldır gittikçe o bozuldu ülke. Yani adalet sistemi olmadı mı? Olmaz. Hiçbir şey düzelmez. Düzeleceğini sanmıyorum. Yani şimdiki AK Partiler çok hırsızlık yapıyorlar. Çalıyorlar. Çalsalar olmaz ki. Herkes kendi cebine koy düşünüyor. Yani milleti kimse düşünmüyor. Fakir çok fakir oldu. Zengin de çok zengin oldu. Niye böyle? Neden böyle oldu? Ya milletten kopmuşlar bunlar. Artık insanlar içine girmiyorlar, çıkmıyorlar, bilmiyorlar. Bir tane
milletvekili konuşuyor, diyor ki o ekmek sıraları diyor doğru değil diyor. Şaka yapıyorlar. Böyle bir şey olur mu diyor. İnanmıyorlar demek ki. Neden şaka yapılsın ki? Ya da bir vatandaşımız gidip ekmek yani kuyruğuna işte, neden girsin ki? İşte ben de onu diyorum. Neden öyle bir şey yapsın? Millet o soğukta kuyruğa niye girsinler? Gitsin evinde otursun. Gitsin fırın kapısında var, alsın fırında ekmeğini. O adam yaşlı başlı hasta orada soğukta donuyor. Bir lira ucuz alacak diye. Ama insanları şimdi bunlar zengin ya. Bunlar düşünmüyor, şey inanmıyorlar ha. Bazıları da, bazı vatandaşlarımız da iyi diyor ekonomik anlamda. Hiçbir sorun yok. Onlar herhalde maaş alıyorlar oradan buradan. Ekonomi neresi iyidir? Herhalde onlara para veriyorlar ya da maaş bağlamışlar. Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın? Vallahi Millet İttifakı. Neden efendim? Yani biraz değişim gerekiyor artık. 20 yıl yeter yani. Biraz da değişik istiyoruz. Ya gerekiyor yani artık. Zaten 70 yaşına geldi bizim başkan da. Biraz yaşlandı, hasta. Biraz genç olsun artık. Biraz da gençler yani yönetsin. Hemen sana dönmek istiyorum. Bir ya şey abi, demek istiyorum dedim. Bu ülkenin düzelmesi için mesela şu an AK Parti'yi veriyorlar ya. AK Parti ne oldu? Kaç senedir yani bu ülkenin başında. Abi şimdi buna verdiler, ne oldu? Ülkede hiçbir şey değişmedi. O zaman CHP'ye verecekler, başka partilere verecekler ki hangisi daha yönetiyorsa ona verecekler. Yani böyle ülkeyi daha iyi yönetebilirler. Ama bizim insanımız, Türk yani Türk insanları bunu yapmıyor, bizim halkımız. Yani bunu demek istiyorum. Bir gurbetçi arkadaşımız. Sorunuz işte. Bu aralar kime dönsek bir gurbetçiye mutlaka rastlıyoruz. Tamam, azıcık ilk başta bir... Biriden var, tamam. Sen nereden? Ben Almanya'dan geliyorum abi. Almanya sen? Ben Avusturya. İlk önce Almanya'ya döneyim, sonra Avusturya'ya geleceğim. Almanya aslında iyi durumda abi ya. Hiç kriz miriz yok orada. Alıyoruz 4000 euro ayda. Şey yapayım ben, ne diyeyim? Abim arkadaşlara bir soru sorabilir miyim? Sor abi. Cumhurbaşkanımız dedi ki Almanya bizi kıskanıyor. Siz de Almanya'dasınız. Gerçekten Almanya bizi kıskanıyor mu abi? Abi nasıl diyeyim? Almanya'nın yüzde ekonomik olarak yani. Ekonomik olarak. Sosyal olarak değil. Tabii ben bir anlatayım mı? Hiç konuşmuyorlar. Tabii. Hiç konuşmuyorlar. Gerçekten kıskanıyor mu ekonomik olarak? Bunu öğrenmek istiyorum. Nereye kıskanıyor ya? Nereye kıskanıyor? Almanya cevap verdi. Bir de Avusturya versin mi cevabı? Evet tabii Avrupa. Avusturya şimdi ilk başta bir söyleyeyim. Boş ver. Denk yok yok. Bilmeden de şey yapmayın da hani ilk başta bir söyleyeyim yani Türkiye'yi çok seviyoruz. Türkiye Cumhuriyeti çok güzel. Seve seve hep geliyoruz buraya. Türkiye Cumhurbaşkanı'na da Başbakan'a da hiçbirine yani kötü bir laf söylemek istemem. Çünkü ne, kim olursa olsun her zaman saygı göstermek lazım. Teşekkür ederim. İkincisi hani Avusturya'nın nüfusu 8 milyon. Almanya'nın nüfusu 80 milyon. Avusturya çok büyük. Yani çok güzel dağları, her şey yani tertemiz. Ama 8 milyonluk nüfus tabii ki bura gibi bir olamaz. Buranın İstanbul'un 20 milyon nüfusu var. Yani biz bir şey diyemeyiz. Aylıkları 1500-2000 euro alanlar var. Onlar mesela 500 euro kira verse, 200-300 euro yiyeceği içecek, yani 500 euro yiyeceği içeceği çoluk çocuğa harcasa yine de bir 500 lira biriktirecek şey durumları olabiliyor. Yılda da kaç defa tatile çıkabilir bir askeri ücretle? Orada benim bildiğim kadarıyla da saat ücreti var. Net bir askeri ücret yok. 8 euro saat ücreti mesela alabiliyor. Ne kadar yapar o da? 1350 falan o civarlara civarı, denk geliyor. Aynen o civarlara 1350 geliyor. 1350 euro ile. Avusturya'da yaşanır mı? Avusturya'da ya hayatını geçirebilir yaşını... mi? Tatiline de gelebilir mi? Gelinir nasıl gelinir? Kenara atacaksın her ay 100-200 euro kenara atarsan tabii ki gelir izni yaparsın ama nasıl yaparsın? Normal tabii gezersin. Şimdi burada da geliyorum görüyorum bazı yerler var çok pahalı yani. O yüzden nasıl diyeyim yani biz orada paraya pek önem vermeyenler de var mesela. Yani nasıl, Türkiye'de bir kriz var mı diyeyim ben sana öyle sorayım. Türkiye'de bir kriz var mı sence? Ben Türkiye'de ekonomik yaşamıyorum anlamda. Onu bilemem şimdi. Yok fiyat anlamında pahalılık olsun. Ama bir Avusturya'yı anlatayım önce. Mesela bizde işsizler var çalışmayanı var. Onun da hani mesela kirasını da karşılanabiliyor. Kupon veriyorlar 100 euroluk yani aylık eğer ihtiyacı varsa yemek içme şey alabiliyor öyle. Ama Türkiye'nin krizi nasıl diyeyim tabii geldim euro bir ara çıktı indi. Bizim için iyi biz geliyoruz burada her şeyi alıyoruz. Ama tabii bizim için bir yönden de kötü yani herkesin önünde oturup da
5 yıldızlı yemeğe diyemezsin. Buradaki insanların şeyine göre ayak uyduracaksın hani. Ne bileyim. Türkiye gerçekten seviyoruz. Her sene geliyoruz buraya. Çok hoşumuza gidiyor. Hani bir rahatlıyor insan. Gurbetçiler için çok iyi değil mi şu çok, anda? Çok iyi, çok güzel. Yani orada da hep sadece iyilik de. Yani bazısı yabancıları dışlayan da oluyor. Sana kötü gözden bakan oluyor. Hani bu da Almanya'da belki yaşıyor. Dazlaklar oluyor. Hani sadece iyi yönünü görmüyorum, kötü yönünü de görüyor. Şu an zaten dizlerim sızlıyor. 3 saate kalmaz zamlar tekrar gelecek. Ay şey gibi oldu bu. Kemal Sunal'ın filmi vardı. Yağmur aynen. Yağacak. Aynen. Aynen. Aynen öyle. Nasıl yorumluyorsun ablam? Zamlarla gözümüzü açıyoruz. 7/24 saat zam dinliyorum. Artık var ya televizyonun önünden çivileniyorum yani. Zam 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 zam. Ne olacak bu halimiz böyle? Neden böyle oldu diyelim. Neden böyle oldu? Çünkü Merkez Bankası'nda bir açıklık var. Onu toparlamaya çalışıyorlar. Onun için bu saf halkın sırtından onu çıkarmaya çalışıyorlar ama halk da çok saf. Mesela Yunan nasıl halk el birliğiyle hep beraber yürüyüş yaptı. Ama bizim öyle değil. Biz şimdi çıkak yürüyüş yapsak hani karşı gelsek 10 kişi çıkarız. Hayır yani bu kadar zaman niye biz boynumuzu eğiyoruz yani? Yemin ederim doğalgazı açmıyoruz korkumuzda. Elektrik desen gene aynısı. Ben zaten aydan aya vallahi 1000 küsür şey ödüyorduk. Fatura. Fatura. Şimdi tekrarında zam geldi. Oldu 1500 lira. 100 lira ise 200 lira oldu. 1500 lira ben şey verirsem, 1500 lira da kira verip, ya asgari ücret benim neyimi kurtarıyor? Emekli de olmadım daha. Bekliyorum ha, yıllardır bekliyorum. Kaza geçirdim, kazadan beri bekliyorum ki şey, emekli olayım. O da yok. Ne yapacağız? Ücretlere verilen artışın da bir anlamı kalmadı mı diyorsun ablacığım? Yok tabii ki yani emekliye şey verdi, zam verdi de kaç lira verdi? En düşük asgari emekli maaşı 2500 lira oldu. Asgari ücretin altı. Hı hı. Asgari ücretin altıysa o adam nasıl geçinecek? Geçim kolayla zorlaştı mı? Zorlaştı tabii ki. Ne alacak? Yemin ederim akşam gittim 2 paket makarna aldım, 2 şey pırasa aldım. Başka ne aldım? Ha, 2 parça da şey yeşillik aldım. 50 lira para verdim. Ne yapacağım ben? 50 lira. Ben emekli olsam ben o parayla nasıl geçineyim? Hadi çalışmasam ne yapacağım ben? Alım gücümüzdeki bu düşüşün sebebini neye bağlı? Ya dedim ya sana işte şeyleri Merkez Bankası'ndaki açığı toparlamak için halkın sırtından almak istediler. Ama Sayın Cumhurbaşkanı da şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi halkımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Siz bu görüşe yeterince katılmış. Yeterince ezdi daha neyini ezdirmiyormuş. Hı. Yeterince ezildik. Yeterince ezildik. Yani hangi birini söyleyeyim bilmiyorum ki. Aslında ben çok konuşurum da bazen kendimi kısıtlıyorum biliyor musun? Neden kısıtlıyorum? Ne yapayım hemen yok efendim tutuklayın yok getirin yok götürün yok bilmem ne soruşturma açın yok ne oldu ne bitti. Ne oldu niye gecenin o saatinden 18 kene o doları indirdiler? Hepimizi yaktılar yani. Nasıl düştü sizce efendim? Nasıl düştü işte kendi etrafındaki insanlara onların dolarlarını bozdular. Ondan sonra düşürdüler 11'e tekrarından aldılar. Maliye Bakanımız şöyle bir açıklama yapmıştı ilk başta. Tıkır tıkır gözlerimin ışıltısına bakın. Ben niye senin gözünün ışıltısına bakayım ki? Siz benim gözümün ışıltısına bakacak mısınız? Bakmak zorunda mısınız? Niye bakasınız? Döndüm dedi hatta sordum biz bir şey mi yaptık dedi. Ama dünkü konuşması... Ulan bir şey mi oldu? Evet. Bir de böyle ulan bir şey mi oldu? Ama dünkü açıklamasında da şöyle 7 milyar dolar Merkez Bankası müdahalede bulundu dedi. Ya bırak Allah'ını seversen hep kendi etrafındakiler ya bırak Allah'ını seversen ya hep kendi etrafındaki 3-5 kişilere onlar hep yapılıyor. Diğer halk var ya halk saf saf. Halk bunları var ya şımarttı. Halk şımartıyor. Başka bir şey demiyorum. Nasıl düzelecek ben. Peki ablacığım sizce? Nasıl ama düzelir? Meral ablam gelsin. Meral ablam belki bir şeyler yapar. Ne gibi bir şeyler yapar yani mesela? Meral, ya da yeni bu Meral Akşener başbakan olursa yani işte Cumhurbaşkanı da kim olacak onu daha bilmiyorum da kim aday olacak. Hı hı. Ama Meral Akşener'e çok ümitliyim. Bu iktidarın düzeltebileceğine inanmıyor musunuz efendim? Mevcut iktidar. Mümkün değil. Mümkün değil ya mümkün değil. Şimdi, halkın genel kanısı aslında mümkün değil. Neden bu mümkün değil? Şimdi yani neden mümkün biliyor olamıyor? Musun Şevki Yılmaz ne diyor biliyor musun? İşte bilmem diyor 700 ton şey var, altın var. Bilmem ne kadar diyor, para var diyor.
bunu diyor harcasınlar diyor, hırsızlara bırakmasınlar. Ulan hırsız sensin ya. Sen kime hırsız diyorsun ki? Bana mı hırsız diyorsun yani? Kim hırsız? Hırsız sizsiniz işte. Siz çaldınız, çırptınız. 128 milyar dolar da yok piyasada. Damat da yok piyasada. Yani bunların hepsi onlar elinde. Kime hırsız diyorsun? Kimlere deniliyor olabilir? Kime deniyor? Muhalefet partisine diyor ama muhalefetin elinde değil ki.